Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, yeni hafta en güzel size yarayacak. Evet, bu hafta yeni bir gündem meydana geliyor ve sizin için çok önemli maddi konularda yükselişler getirebilir hayatınıza. Bu hafta Perşembe günü Jüpiter ile Venüs arasındaki oluşacak şans gezegeni, ikisi de bu arada uyumlu açı, hem kariyerinizde hem maddi alanlarınızda bir ilerleme kaydetmenizi sağlayabilir. Kazançlarınızda bir yükseliş söz konusu olabilir, terfi alabilirsiniz. Yeni bir iş anlaşması yapmak, bir konuda imza atmak için son derece güzel, girişimler için harika bir hafta, özellikle ilk yarısı sizin için. Ve burada yeni anlaşmalar yaparken maddi konularda da daha tatmin edici, daha doyum sağlayıcı olacaktır. Eğer çalışmıyorsanız bile hem aileden hem günlük hayatınızdan önemli mesela destekler alıyorsunuz. Çalışıyorsanız çalışanlarınızdan da alacaksınız bu desteği. Birlikte bir şeyler paylaştığınız insanlar. Keza önemli olabilir, güzel, sağlıklı ve sizi mutlu edecek gelişmeleri bekleyebilirsiniz. Çarşambadan Perşembe gününe kadar olan süreç ise daha sosyal bir alan olacak. Bu arada tabi tutulmaların da ekseni tetikleyen bir alan. Sosyal çevrenizde önemli bir gelişme olabilir. Arkadaş, eş, dost veya şu an dahil olduğunuz mesela öne çıkan grupla, arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuzla önemli bir iki gün geçirebilirsiniz. Güzel gelişmeler de olabilir. Bunlar hemen haftanın sonuna doğru önemli bir gelişmemiz var. Vasyon ve enerji gezegenimiz Mars İkizler Burcu'na geçiyor. 25 Mart 2023'e kadar Mars bu alanda kalacak. Biraz 12. evinizde biraz daha sizi sessiz, sakin, biraz daha durağanlaştıran, düşündüren, biraz daha işine veya kendine konsantre olabileceğiniz bir alandan geçecek. Dolayısıyla hafta sonunda bunların böyle bir hazırlıkları sanki gündeminize gelebilir. Yeni planlar, yeni projeler, iş planları olabilir, beslenme ile ilgili, sporla ilgili mesela. Önemli bazı başlangıçlar yapmak için fırsatlar vereceğini söyleyebilirim. Venüs para evinizde, ailenizin bütçesini de ilgilendiriyor. Ev içinde yaşayanların, onların ihtiyaçları, onların sorumlulukları da gündemde. Bu arada maddi konularda mesela mirastı, orta vergi, borçlar, miraslı konular, hukuki mahkemeli konular mesela yine varsa bu hafta özellikle Salı ve Çarşamba buraları da aktifleşecek. Orada bazı sıkıntılar yaşatıyor olabilir bazı konular size. Ödemeler kısmında maddi, hani biraz daha prosedürlü işler, evraklı işler, devletle ilgili, kanunla ilgili işler mesela. Oralar güne güçlü gözüküyor bu hafta boyunca. Ama tabii bu haftanın Uranüs'ün Merkür'le Kuzey Düğüm'le de güzel, şanslı etkileşimleri var. Gerçekten güzel haberler alıyorsunuz, yeni başlangıçlar yapıyorsunuz, belki bir eğitim, belki bir yeni bir başlangıç. Yakın çevrenizle de oldukça sık bir iletişim içinde olacaksınız hafta boyunca sevgili yengeçler. Başarılı, sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.